Kur'an-ı Kerim bir dilde gönderilecekti. Bu dil de Arapça olmuş. Ama Arapçanın seçilmesi Arapçanın kutsallığından veya Arap toplumunun kutsallığından kaynaklı bir şey değil. Peygamberimizin Arapça konuşan bir toplumun mensubu olması ve o toplumdan hareketle insanlığa bu mesajın duyurulması sebebiyle o toplumun en başta anlaması için Arapça olarak, açık bir Arapça dil olarak gönderilmiştir. Eğer ki Kur'an başka bir dilde olsaydı, örneğin Türkçe olsaydı, bu soruyu Kur'an neden Türkçe gönderilmiştir şeklinde de pekala sorabilecektik. Demek ki bunun bir dilde inmesi gerekiyordu ve Rabbimiz bunu Arap dilinde indirmeyi murad etti. Peki bunun hikmetleri ne olabilir? Daha önce Hazreti Musa ile İbranice, Hazreti İsa ile Aramice ve Hazreti Peygamber ile Arapça gelen ilahi mesajlar. Biliyorsunuz Peygamberimiz Mekke'de vahyi alıyor ve Kabe'nin Hazreti İbrahim'den itibaren gelen tevhid merkezi olan Kabe'nin putperest inanca sahip kişiler tarafından işgal edildiğini ve İslam inancının, tevhid inancının saptırıldığını görüyoruz. Bir anlamda Peygamberimizin Mekke'den çıkması, Arapça konuşması, Kabe'nin orada bulunması ve Kabe'nin tekrardan özüne döndürülmesi, yani tevhid merkezi kılınması için bu dilde ve o topluma gönderilen bir mesaj olarak seçilmiş olabilir. Tabii ki bunun neden böyle olduğunu en iyi bilecek olan Rabbimizdir. Biz neden Kur'an Arapça veya başka bir dilde sorusu yerine Kur'an'ın bütün insanlığa hitap eden ilahi mesajlarını en güzel şekilde anlamak ve insanlara bu mesajlarla en doğru, en güzel olanı tavsiye edebilmenin peşinde olmamız gerekir.